Evet değerli izleyicilerimiz, şu an itibariyle Bodoçari mevkindeyiz. Bodoçari mevkinden yeni yapılan köprü üzerindeki görüntüleri biz sizlere sunuyoruz. Bildiğiniz gibi artık pazar Ardeşen'e doğru bir hayli gelişmekte ve gerçekten birbirinden güzel büyük şehri aratmayacak niteliğinde binalar yapılmakta. Ve ilçemiz gittikçe genişlemekte. Şu anda gördüğünüz evet, hemen Bodoçari mevkiden başlayan Ardeşen'e doğru uzanan sahil kesimi az ileride devlet hastanesini var, daha sonra da Ardeşen'le birleşiyor. Tabii ki yıllar sonra da Ardeşen'le birlikte beraber olacağımızın da bu bir resmi, bu bir kanıtıdır. Şu anda gördüğünüz gibi evet, hemen karşımızda Kaçkar dağları ve Ceyhun siteleri yer almakta. Evet, gördüğünüz gibi Ceyhun siteleri de şu an karşımızda, adeta bir ilçe gibi. Gördüğünüz gibi kaç tane apartman var aşağı yukarı. 10-11 kat civarında da katları var. Tabii ki pazara güzellik katmakta. Aynı zamanda kamelyalarında ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Tabii ki bu kadar binanın olduğu yerde de bir üst geçit lazımdı. İşte şu anda gördüğünüz gibi üst geçit resmen açılmasa bile açıldı. Üstte çalışmalar var. Şu anda tamamen zemin üzerine yumuşak mantarları, zeminleri oturtturuyorlar. Tabii bu tamamen karayolları tarafından yapılıyor ve böylece bu ilçede yaşayanların, özellikle bu ısıtıda yaşayanların karşıya geçmesinde, denize ulaşmasında gerçekten kolaylık sağlayacak. Şu anda açıldı. Vatandaşlar rahat bir şekilde karşıya geçiyorlar. Dediğimiz gibi resmi açılış olmasa bile en azından vatandaşlar rahatlamış durumda. Hemen karşıda da sanayi sitelerini görüyorsunuz. Evet, sanayi sitesi yapıldı ama maalesef şu anda tamamen dolmuş değil. Tabii o konuyla ilgili haberlerimizi de sizlere sunacağız. Projede olan kısımları bitirildi ancak şu anda görüyorsunuz, evet, eklemeler var. Evet, birkaç dükkan daha eklenmiş. Bu eklemeleri tabii ki ihtiyaçtan dolayı yapılmıştır ama proje ne derece bozulmuş, ne derece bozulmamış, ona da inceleme söz konusu. Bir başka önemli ayrıntılar da buranın bir sanayi sitesi olmasına rağmen evet, çoğunluğun kapalı durumda olması ve çoğunluğunun da satılmış durumda olması. Yani hepsi satılmış ama hiçbiri şu anda, çok az bir kısmı bir işlem görüyor. Çok az bir kısımda esnaflarımız var. Diğer yerler tamamen kapalı durumda. Tabii ki akıllarda bir soru işareti getiriyor. Pazarın sanayi sitesi bu kadar güzel yapılan sanayi sitesi neden bu kadar az esnafla çalışıyor? Neden pazarın esnafları buraya taşınmıyor? Burası sanayi sitesi değil mi? Evet, aklımıza gelen bir soru. Bu gördüğünüz yer pazarın sanayi sitesi değil mi? Değilse ne maksatla kullanılıyor? Çünkü sanayi sitelerinde tüm çalışmaların burada toplanması gerekiyor. Fakat şu anda yapmış olduğumuz incelemede, araştırmada çok az bir esnaf burada çalışıyor ve yalnız kalmış. Bu nedenle buradan da yetkililere bunun cevabını vermesini istiyoruz. Bura niçin açıldı, neden açıldı? Ben şahsım adına tabii ki yaklaşık iki senedir buradayım ve şu anda bu sanayi sitesinin sahipleri tarafından doldurulması ve çalışması gerekiyor. Binalarımızın dibinde veya işte merkezlerde bulunan apartmanların sitesinin dibinde yapılan diğer
esnaflarımızın buraya taşınması gerekiyor. Büyük şehirlerde hep böyle, şehir içerisinde kesinlikle sanayiyle ilgili bir çalışma olmaz. Ama bu da sanayi sitesi olarak yapıldı ve şu anda gördüğünüz gibi evet, hemen girdikten sonra yani pazarın diğer görüntülerini sizde de şimdi çalışıyoruz. Biraz da güneşe karşı olduğu için görüntülerimiz biraz karanlık çıkabilir. Evet, şu andaki pazar görüntülerini sizlere sunduk. Şimdi koçak.